Misal veriyor. Şu günahkar millette birdenbire on binler evliya inkişaf ve tezahür etse az bir mükafat değildir. Yani Birinci Dünya Savaşı'na örnek veriyor. İnsanların zekattan, işte ibadetlerden, oruçtan, namazdan eksikleri var. Ama savaş çıkmış. Herkes vatanı, milleti, dini, esasatı, mukaddesatı muhafaza etmek için cepheye gitmiş. Üstad 4 milyon şehit verdik diyor. Halbuki onların Birinci Dünya Savaşı'nın sebebini Üstad Hazretleri, Cenab-ı Hak bizden zekatı istedi, vermedik. Birikmiş zekatı böylelikle toptan aldı. 5 vakit namazı istedi, kılmadık. Mütemadiyen 4-5 sene yatırdı, kaldırdı. Bir de oruç, 70 hikmetli orucu istedi, tutmayınca bizi aç bıraktı diyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi bu 3 şeymiş. Zekat, namaz ve oruçtaki ihmalimizmiş abi. Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi kitaplarda nasıl geçiyor? İşte bir Sırplı Avustralya, Macaristan veliahtını öldürmüş. Kitaplarda öyle ama manevi noktadaki esbabı oymuş yani. Ve de 4 milyon kişi evliya almış. Ama onların çoğunun bu üçünde eksikliği varmış. Üstad evliya oldu, şehit oldular diyor. Şehit velidir yani. Nas-ı Kur'an'da şehitler ölmüyormuş. Şimdi o genç de askere gitti, değil mi? Ama gafil. Ameli noktada kusurları var, şeyleri var. Şehit oluyor mu? Zıttı niyet, yakin tebeyin etmezse oluyormuş yani. Yani kendisi diyecek ki, baş belası ya, nereden geldik ya? Böyle bir şeyim yoktu falan. Aleyhinde konuşuyorsa bu zıddi niyet ifade etmiş oluyor. Evet, olmuyor o zaman. Bu o zaman olmuyor. Leylim leylim gidiyor. Evet. Bu emniyet güçleri için de böyle diyebiliriz abi. Aynen. Evet. Şimdi şehitle sünnetin münasebeti neydi? Tekrar edelim. Şehit niye şehit olmuştu? Dünyevi hayatını tariki hakta feda ettiği için şehit olmuştu. Fesad-ı ümmet zamanında da bir kimse kendi hissiyatı nefsanesine, arzularını, isteklerini yaşamadığı için şehit hayatına... Hak yolunda ölüyor. Evet, hak yolda gidiyor. Hak yolunda nasıl? Çünkü kendini yaşamayınca neyi yaşıyorsun? Sünneti seni. Sünnet seni hak yoldur. Hak yolda feda oluyor. Evet. Şimdi bu hadis bu zamana bakıyor abi. Ahir zaman, hususan bu zaman yani. Mesela bundan 4 asır önce, 5 asır önce bu hadise mazhar olabilir miydi? Ümmet fesatta mıydı? Değildi yani. Üstad bunun birinci derecede bu hadisi bizim mesleğimize baktırmış yani. Şimdi en sonunda bir cümle geldi. Dedi ki çok kıymetlidir. Hususan fesad-ı ümmet zamanında küçük bir adaba riayet etmek ehemmiyetli bir takva, kuvvetli bir imanı ihsas ediyormuş. Yani fesad-ı ümmet zamanında bu hadise kim mazhar olur? Ehemmiyetli, takvası olan, kuvvetli imanı olan. Mesela bir kimsenin farzlardan eksikleri var. Ara sıra böyle toplumda süre gelen veya adet haline gelen sünnetleri yapıyor. Bu hadise mazhar olur mu? El cevap olmuyor. Bu hadise mazhar olmanın zemini, şartı neymiş? Ehemmiyetli takva, kuvvetli iman. Bu hadise mazhariyet şartı buymuş yani. Farzlardan 100, eksikleri var. 100 şehit sebep alabilmesi evet. için. Farzlardan eksikleri olup diğer sünnetleri yapsa bu hadise mazhar oluyor mu? Olmuyor. Çünkü ehemmiyetli takvası, kuvvetli imanı yok. Nasıl bir imanı var ki, nasıl bir takva ki o farzları yapmıyor yani. Yoksa şu değil, ayakkabıyı saydan giydi, evet, adam gitti değil. Öldü, ondan sonra şey. Evet. Olur mu ya böyle? Zaten burada örnek veriyor. En küçük bir adabına dair. O en küçük adab ne? Yemek, içmek, yatmak gibi. Yani adam farzı yapmıyor. Ötekini yapsa muvazeneyi bozar yani.